Herkese merhabalar ben Sera Hoca. En son sizlerle İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, İslami dönem Türk edebiyatını, Türk destanlarını ve geçiş dönemi eserlerini işlemiştik. Bugün de tüm bunlarla ilgili soru çözeceğiz sizinle birlikte. Soru çözümüne başlamadan önce beni instagram adresimden takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi başlayalım sorulara. İslamiyetten önceki Türk edebiyatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılır. Doğrudur. Sözlü edebiyat dini törenlerden doğmuştur. Bu da doğrudur. Yazılı edebiyat ürünleri sav, sagu, koşuk ve destandır. Hayır arkadaşlar, sav, sagu, koşuk ve destanlar sözlü dönem ürünleridir. Sözlü edebiyatın ürünleridir. Yazılı edebiyatın ürünleri Uygur metinleri ile Göktürk kitabeleridir. Cevabımız C şıkkı olmalı. İkinci sorumuz. Destan millet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A. Şehname Fin. Şehname İran destanıdır arkadaşlar. A şıkkı gitti. Sit İran. Sit de İspanyol destanıdır. B de gitti. Igor Ruslara ait bir destandır. C de gitti. Shinto adından belli zaten Japonlara ait bir destandır. Bu da gitti. E şıkkı Ramayana Hint. Bu doğrudur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olmalı. 3. Aşağıda verilenlerden hangisi yapma destanlardan değildir? Çılgın Orlando doğrudur. Mahabharata bu bir dursun. Kaybolmuş cennet yapma destandır. Çakırın destanı yapma destandır. Genç Osman destanı da yapma destandır. Ancak Mahabharata Hintlere ait bir doğal destandır arkadaşlar. 4. Şehname'de Afrasiyab olarak geçen destan kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? Biz demiştik ki Alper Tunga destanını anlatırken Alper Tunga Şehname'de Afrasiyab ya da Efrasiyab olarak geçer demiştik. Cevabımız B şıkkı oldu. 5. Orhun kitabeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bilge Kül Kadir Han tarafından yazılmıştır. Hayır arkadaşlar bu e, Yolluk Tegin ve Vezir Tonyukuk'la birlikte yazılmıştır. Uygur alfabesiyle yazılmıştır. An diyor B şıkkında ancak bunlar Göktürk metinleridir. Bu da gitti. Günümüzde Kazakistan değil Moğolistan sınırları içerisindedir. O yüzden C şıkkımız da gitti. Türk edebiyatında ilk anı ve nutuk örneğidir. Doğrudur arkadaşlar. İlk Anı ve Nutuk örneğidir. E şıkkında diyor ki Göktürklerin geleneklerini anlatır. Hayır. Onlarla ilgili bilgiler verir. Savaşlarıyla vesaireyle ilgili gelenek, törenek anlatmaz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Beş duyu organının anlamını ve görevlerini Budist bir yaklaşımla anlatır. Çince'den çevrilmiştir. İçerisinde bazı manevi bilgiler de bulunur. Bakın beş duyu organını anlatan üstelik de Budist bir yaklaşımla anlatan eser hangisiydi? Sekiz yükmek, sekiz yığın ya da sekiz tomar anlamına gelen eserdi. 7. Aşağıdakilerden hangisi geçiş dönemi eserlerindendir? Yani İslamiyet'ten sonra biz geçiş dönemi diye ne anlatmıştık? Dört büyükler artı bir şeklinde vermiştim ben size. Neydi onlar? Kıtat Kubilik, Divanı Lügati Türk, Atabetül Hakayık, Divanı Hikmet ve Artı Bir olarak da Dede Korkut hikayelerini vermiştik. O zaman cevabım ne oldu? Atabetül Hakayık yani D şıkkı oldu. 8. sorumuz. İslami dönem Türk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Eserler didaktik niteliktedir. Doğru. İslamiyetten önceki kültürel hayatta bir değişiklik olmamıştır. Bu bir dursun. Hece ve aruz birlikte kullanılmıştır. Doğru. Her iki dönemin de izlerini taşıyordu çünkü. Döneme geçiş dönemi de denir. Bu da doğru. Eski nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır. Bu da doğru. Çünkü hem eskiye ait hem de yeniye ait şeyler bulacağız biz bu dönemde. Ancak İslamiyetten önceki kültürel hayatta bir değişiklik olmamıştır diyemeyiz arkadaşlar. İslam dininin kabulüyle birlikte pek çok kültürel farklı faaliyet hayata geçirilmiştir. Cevabımız B şıkkı oldu. 9. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet dönemi Türk destanlarından değildir? Şimdi isimlerine baktığımızda sanki hepsi onlardanmış gibi geliyor. Ancak C şıkkına gelecek olursak. Bozkurt Destanı Göktürklere aittir arkadaşlar. Göktürklere ait ve İslamiyet öncesi destanlardandır. Cevabımız C şıkkı oldu. 10. soru. İslamiyet dönemi Türk destanları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Manas aşkının peşinden koşan bir kahramandır. Hayır Manas Kahramanlık yapan bir kahramandır. Bize destanda bu anlatılır. Yaratılış destanı evrenin oluşumunu anlatır. Bakın bilgi doğrudur. Ancak yaratılış destan İslamiyet dönemi değil İslamiyet öncesi bir destandır. B şıkkı da gitti. Köroğlu destanı dünyanın en uzun destanıdır. Dünyanın en uzun destanı Köroğlu değil Manas destanıdır arkadaşlar. Danişment Gazi destanı Battal Gazi destanının... Devamı kabul edilir. Bakın bu doğrudur. Hatta aklımızda şöyle kalsın demiştik. Battal büyük olduğu için bu abiydi. Danışmende danışan adam demiştik. Abisine danışıyor. Yani arkasından gidiyor onun. Ee, onun devamı gibi kabul ediliyor demiştik. Cevabımız D şıkkı oldu. E şıkkı da olağanüstü olaylar gerçekleşmez diyor. Ancak bütün destanlarda olağanüstü olaylar vardır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı oldu. 11 Kotatgu belekin nüshaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kotatgu 3 destanı, pardon 3 nüshası vardı arkadaşlar. O yüzden E ve B şıkları gitti. E o nüshalar nelerdi? Viyana, Mısır ve Fergana. Hatta Fergana'ya Herat da diyorduk. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. 12. soru. Yukarıdaki bilgi yanlışının giderilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Üç şehitler destanı Fazıl Hüsnü Dağlarca. Bakın bu doğrudur arkadaşlar. Çanakkale şehitlerine Mehmet Akif Ersoy doğrudur. Bunların hepsi yapma destandır bu arada yazanı belli olduğu için. Kuvayi Milliye Destanı Cahit Külebi midir? Hayır arkadaşlar. Kuvayi Milliye Destanı Nazım Hikmet'in Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda destanı Cahit Külebi'nindir. Yani 3 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız C şıkkı oldu. 13. Divanı lügat -ı Türk ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? İçinde Türk dünyasını gösteren bir harita bulunur. Doğrudur. Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür. Doğrudur. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Bu da doğrudur. İçinde sapsagu koşuk destan örneklerine rastlanır. Bu da doğrudur. Ancak Semerkant'ta bir nüshası vardır diye bir bilgimiz yok arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı oldu. 14. Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Bakın, diğer üçünü okumasak bile Edip Ahmet Yükneki'nin yazdığı eser neydi? Atabetül hakayıktı. Cevabımız B şıkkı oldu. 15. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Doğrudur. 12 hikaye ve bir önsözden oluşur. Doğrudur. Destandan halk hikayeciliğine geçişin ilk örnekleridir. Bu da doğrudur. Nazım Nesir karışıktır. Bu da doğrudur. Ancak Bilinen bir nüshası yoktur diyor ya arkadaşlar. Neydi? Dresden ve Vatikan nüshaları vardı. Hatta biz Dresden'i kullandık demiştik. 12 hikaye bir ön söz, Diğeri 6 hikayeden oluşuyordu. Üstelik bir de son dönemde 2019 yılında Türkistan nüshası bulunmuştur demiştik. O yüzden nüshaları vardır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı oldu. 16 ve son sorumuz. Kutadgu birlikte temsil edilen özellikler ve temsilcileri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Kün toğdu saadet, ait oldu akıbet, Ögdülmüş doğruluk, odgurmuş akıbet. Ait oldu doğruluk. Hangisi doğru? Bir bakalım. Şimdi A şıkkından D şıkkına kadar bakın bunlar sıralı arkadaşlar. Kün toğdu bize doğruluk ve adaleti temsil ediyor. Ayt oldu, vezirdi, mutluluk ve saadeti temsil ediyordu. Ökdülmüş vezirin oğluydu, bize neyi temsil ediyordu? Akıl ve anlayış. Otgurmuş da e, vezirin kardeşiydi, bize neyi temsil ediyordu? akıbeti yani hayatın sonunu temsil ediyordu. O yüzden cevabımız D şıkkı. Odgurmuş akıbet doğru olan şıkkımızdır arkadaşlar. Soru çözümümüz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.